Ya enflasyonda şey açık, cevap açık. Biz yaptık, kendimiz yaptık, kendimiz ettik, kendimiz bulduk. Öyleydi değil mi? Başkalarına yedirmeyiz, biz yaptık enflasyonu, biz yükselttik. Bütün dünyada yükseliyor mu? İşte en yüksek enflasyon %10. Dünya ortalaması %8 falan bekliyor. Niye yaptık? Vallahi bilmiyorum. Neden, yani neden olduğunu biliyorum da. Nedeni ne? İşte 2021 Eylül'e giderseniz enflasyon %19 iken 5 puan faizlerin düşürülmesi. Kur 8 liradan 18 liraya sıçrıyor. Türkiye'nin risk primi 200'den 600'e sıçrıyor falan. Ondan sonra dikiş bir türlü tutmuyor. Nedeni açık. Ama o niye yapıldı? Bilmiyorum. Beşeri sermaye var mı bunu yapacak? Bunu çözecek var. Yani Türkiye'de şeyde 2001 krizinde sonra uygulanan politikaları yakından izleyen, uygulayan, tasarlayan çoğu siyasi partide genel başkan yardımcısında bir dolu ekonomist var. Onların çoğu o dönem ya planlama müsteşarıydı ya hazine müsteşarıydı. Var, bu kadrolar var. Yurt dışından da yetenekli kişiler var. Yurt içinde de var. Bayağı bir tecrübe birikimi de var. Var. İşin zor kısmı yapısal reform kısmı. Ya mesela eğitim çok acıklı. Nasıl çözeceksiniz bunu falan. Yani onlar daha zor, daha uzun vadeli, hemen sonucunu alamayacağınız şeyler. O benim alanım değil. Yani ben üniversite hocasıyım ama hani eğitim politikalarıyla ilgili fazla söyleyecek bir şeyim yok. Ama mesela orada da ilk akla gelen şey, gecekondu doktora programları var Türkiye'nin her yerinde. Lisans kitabı falan okutuyorlar. Ya o zaman niye doktora veriyorsun? Onlar profesör oluyor sonra. İnsan ünvanını kullanmaya şey yapıyor, utanıyor falan, o duruma gelmiş vaziyette. Yani askeriye de tezkere bırakmak gibi, evet, üniversitede evet. Diploma bırakınca profesör oluyor. Ya da şey var, çok kuvvetli bir veri seti var elimizde, ne o? Üniversite sınavlarında başarısız olan liseleri biliyoruz, onların hocalarını biliyoruz. Onları niye biz tekrar eğitimden geçiremiyoruz yazları, o eğitimden geçirenleri ne bileyim ya falan. Bazı şeyler var. Yapılabilir gibi geliyor. Beşeri sermaye var.